Bekir Azar. Araştırıp öğrenmek lazım. 17 Eylül'dü dün. Tam 63 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı idam sehpasına çıkarıldı ve 17 Eylül'de hayatına son verildi. Seçimle gelenin idam sehpasıyla gitmesi için çok sayıda neden ortaya atıldı. Çok şey söylendi bu ülkede. Ancak en anlamlısını 28 Şubat'ın kudretli paşası ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı açıklıyordu. 28 Şubat 1997 tarihindeki darbe MGK'sında laiklik ilkesinin bozulması ezanın Türkçe okunmasından vazgeçilmesiyle başladı diyordu. Orgeneral Karadayı 26 Haziran 2012 tarihinde meclisteki 28 Şubat darbesini araştıran alt komisyona verdiği ifadede Menderes'in en önemli hatası Türkçe ezanı değiştirmesidir vurgusu yapıyordu. Yassıada'daki sözde yargılamalar esnasında Adnan Menderes'in avukatlığını üstlenen Burhan Apaydın elbette bir takım hukuki gerekçeler tesis edildi ama Menderes'in askeri cuntayı en fazla öfkelendiren icraatlerinden biri Arapça ezanı geri getirmesi olmuştur diyordu. Bu ülke ezan yüzünden başbakanını bile asıyor, o darbeye en büyük desteği CHP veriyordu. 15 Nisan 1939'da CHP iktidarında yapılan düzenleme ile şapka takmayanlara ve Latin alfabesi kullanmayanlara verilecek cezaları belirleyen TCK 526. maddeye ezan okuyarak kamu düzenini bozanların da eklenmesine karar verilmişti. Millet dayatma Türkçe ezana rağbet etmeyip gizli gizli Arapça ezan okununca bu tedbiri almayı tartışmıştı CHP iktidarı. Evinde ezanın aslını okuyan bile ihbar edilirse suçlu bulunacak ve ceza alacaktı. 23 Mayıs 1941 günü mecliste CHP'lilerin önergesiyle TCK 526. maddesine eklenmek istenen ezan cezası görüşülmüştü. Hatta Bursa Milletvekili Nevzat Ayas, Arapça okuyanlara ceza verilsin demeyelim, Türkçe okumayanlara ceza verilsin yazalım teklifinde bulunarak önergede bile Arapçanın geçmesine karşı çıkmıştı. İş öyle bir hal aldı ki uyuşturucu ve alkol bağımlısı biri o dönemde müftüye gidip imam olmak istedi. Müftü kabul etmeyince savcılık tarafından soruşturma geçirdi. Çünkü uyuşturucu bağımlısı kişi müftüyü isteğini kabul etmediği için Arapça ezan okudu diye ihbar etmişti. Bunu dönemin CHP milletvekili Rasih Kaplan mecliste anlatıyordu. Haziran 1941'de meclis Arapça ezan ve kamet okuyanların 3 aya kadar hapis ve para cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Allahu Ekber demek yasaklanmıştı. Hatta talimatlarda selalar geçmiyor diye bazı müezzinler boşluktan yararlanarak Arapça okuyunca müftülüklere derhal yasak olduğuna dair emirler gönderilerek müdahale edilmiştir. CHP Genel Sekreteri Recep Peker il başkanlarına bir talimat göndererek ezanı Tanrı Uludur diye okumayanların derhal ispiyon anmasını istiyordu. Bu memleket frakla hutbe okutulan kişilere tanıklık etti. Saz eşliğinde ezanı deneyenler bile oldu. Camilere masa ve sandalye konmasını, ayakkabıyla oturulmasını isteyenler, hatta bazı ayetler eskidi değiştirelim diyenler çıkmıştı. CHP milletvekili mecliste "Batı medeniyetini istiyorsak resmi dinimiz Hristiyanlık olmalı" diye konuşma bile yaptı. Ayasofya'da okunacak İlk Tanrı uludur için İngiliz'inden Alman'ına kadar tüm yabancı elçiler davet edilmişti. Hepsi Ayasofya'da Kadir Gecesi üst katları doldurarak Tanrı uluduru büyük bir keyifle dinlemişlerdi. Tanrı şaman kültüründen Tengri'den geliyordu. İslam öncesi Türkler aya da güneşe de büyük gördükleri her şeye Tengri diyordu veya tapıyordu. Evrensel dil olan ezanı Türkçeleştirme operasyonunu hazırlayanlar iki seçenek sunmuştu. Ya Allah büyüktür denecek ya da Tanrı uludur seçilecekti. Karar verirken Tanrı uludur cazip geldi. Tam 18 yıl camilerde bunu okuttular. Rahmetli babam da hutbede Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e uymalı dediği için bir CHP'linin ihbarı üzerine 1961 öncesi bir seneye yakın hapis yatarak idamla yargılandı bu ülkede. Orgeneral Karadayı'nın deyimiyle ezanı aslına döndürdüğü için asılan Menderes'in idamını ve darbeyi hala hürriyet ve anayasa bayramı diye kutluyoruz bu ülkede iyi mi? CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bey önceki gün ezanı Yunanlılar, Fransızlar, işgal kuvvetleri susturmuşlar. Bu partiyi kuranlar tekrar okutmuştu diyordu. Özgür Bey'i Kemal Bey'in koltuğuna oturtan Ekrem İmamoğlu şimdi kameralar karşısında Arapça Yasin okuyarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor. İmamoğlu İnönü döneminde bunu yapsaydı hapse girerdi. Siyaset uğruna bazı şeyleri söylerken Özgür Bey on defa düşünmeli. Bazı konuları bilmiyorsa araştırıp öğrenmeli. Allah'ın 99 ismi var ve onların içinde Tanrı veya Tengri yok. Bekir Hazar Takvim. Tamer Korkmaz. Bana riyakarlığın resmini yapabilir misin Özgür? Sonunda bu da oldu. Hususi Bey İzmir'de cami temeli attı. Caminin üst kısmının Mescid-i Aksa modeline göre yapılacağını söyledi. Özgür Pek Hususi Bey, CHP'nin grup başkan vekiliyken ultra laikçiydi. Diyanet öncesi okul eğitimini ortaçağ zihniyeti diye tanımladığını unutmuyoruz. Resmi gazetede yer alan bir mevzuda adalet kavramından bahsedilirken Kur'an ayetlerine atıfta bulunulmasına karşı çıkmıştı. Bu durumu laikliğe aykırı bulmuştu. Aynı hususi Bey CHP Genel Başkan seçilmesiyle birlikte din istismarı kulvarına geçti. O şimdi cami temeli atıyor. Deniz gezmiş. Hususi Bey Filistin'i de istismar ediyor. Şu sözler onun. Filistin davası bütün Türkiye'nin ama özellikle solun davasıdır. İsrail askerinin Batı Şeria'da katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi içinde şöyle dedi. Ayşenur kardeşimiz bugünün deniz gezmişidir. Bunları söyleyen Hususi Bey, Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor. İşgalci terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı aylardır direnen, kıyasıya savaşan Hamas'tan bahsediyoruz. Yankilerin özgür. Batı kulübündekilerin ağzıyla konuşan özgür, pek yanki bey ne demişti? Hamas gecenin bir yarısı suçsuz ve günahsız insanların üzerine bomba yağdırdı. Bu meselenin orada başladığını görmek lazım. Geceleyin uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdılar. Bu bir terör eylemidir her şey güllük gülistanlıkken Hamas durduk yerde bir gece ansızın Yahudilere saldırmış gibi anlatıyordu mevzuyu. Yani pek hususi Bey'e göre 7 Ekim 2023'ten öncesi yok. İstismar etmeye bayıldığı deniz gezmiş yaşasaydı şayet 7 Ekim 2023'ten önceki 10 yıllarda ne olduğunu yankilerin özgürüne anlatırdı aslında kim katletti? Kaldı ki 7 Ekim 2023 günü sivilleri aslında kimin katlettiği artık bir sır değil. O gün İsrail helikopterlerinden İsrailli sivillere ateş açıldığına dair kaçışı mümkün olmayan görüntüler ortaya çıkmıştı. Yine de biz bu kontra mevzudaki en güncel habere gidelim. İsrail 7 Ekim kaosu sırasında Hannibal direktifi uyarınca kendi vatandaşını öldürmekle suçlanıyor. Australian Broadcasting Corporation'a ait ABC News'te iş bu başlıkla yayınlanan haberde şu satırları okuyoruz. 7 Ekim'de gelen Hannibal emri gereği bir saldırı uçağı gönder denildi. Haret gazetesinin Temmuz ayında aktardığı bu sözler, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Güney İsrail'de gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana birçok İsrail'linin korktuğu şeyi doğruluyordu. İsrail güçleri kendi vatandaşlarını öldürdü. İsrail yetkilileri 7 Ekim'de 800'den fazla sivilin ve yaklaşık 300 askerin öldürüldüğünü söyledi. 6 Eylül 2024 Nereden nereye koştu? 30 Ekim 2016'da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde savcılığa tanık olarak ifade veren Enis Uludemir, Hususi Bey için şöyle dedi. FETÖ PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet gösteriyordu. Özellikle eczacılık yapan Özgür Özel 2007'den itibaren FETÖ PDY tarafından maddi manevi desteklenmeye başlandı. Bu destek aracı vasıtasıyla yapılıyordu. Örgüt içinde bu desteklenme parlatma olarak tabir edilmekteydi. Paralel yazışmalar Şimdi de Baylok yazışmalarının deşifre edilmesiyle ortaya çıkan paralel diyaloglara bir zoom yapalım. FETÖ'nün Manisa'daki yapılanmasına yönelik operasyonun tarihi olan 12 Kasım 2015'te FETÖ gazete mesulü Murat Şimşek ile eğitim danışmanı Seyit Ahmed Akçalı arasında geçen yazışmada özelden şöyle söz ediliyordu. Abi bugün daha çok özgür özelle çalışıldı. 5 ayrı haber yapıldı. Gözaltına alınan bütün abi ve ablaları gezdi. MİT mahrem yapılanması çerçevesinde 2013 yılında oluşturduğu siyaset yapısının başında olan paralel Ahmet Hamdi Parlak'la TSK mahrem yapılanmasından paralel Ali Topta arasındaki yazışmada ise Hususi Bey'den şöyle bahsediliyordu. Soma'daki maden kazasıyla ilgili bilgi notları var. Versek kullanır ve iyi de olur. Tamam, SHU'dan gönderiyorum. 27 Ağustos 2015 Paralel parlak ve 7 Şubat Paralel yapı imamlarından Cüneyt ve de Cafer Kodadlı Ahmet Hamdi Parlak, 7 Şubat 2012'de MIT'e yönelik FETÖ operasyonunu planlayan, organize eden iki fetullahçıdan biriydi. Diğeri o dönem FETÖ MIT imamı olan Murat Karabulut'tu. FETÖ ile CHP arasındaki stratejik ortaklık süreci 7 Şubat 2012 MIT krizinden birkaç gün sonra bir CHP'li milletvekiliyle Hamdullah adlı kaşarlanmış paralel hain arasındaki bir telefon görüşmesiyle başladı. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak